Nasıl giriş yapacağız? Merve geldi. Başlangıcı. Şimdi Merve geldi. Ya hiç bana tutmuyor mikrofonu ya. En baştan beri de tek ben konuşacağım. Şimdi Merve sabahtan beri ne düşündü biliyor musunuz? Arabayı park ettik. Şimdi nereye park edelim dedim. Kapıya yakın mı olsun falan, yok dedi. G5 olsun dedi. Neden G5'miş? G5 kaplumbağa demek istiyor. Ya sırf bunun için şu an G5'e geldik. Yarım saatten beri G5 arıyoruz. G'lerin hepsini bulduk. G5'i bulamadık. En sonunda şuraya park edelim dedik. Bıktık. Bıktığımız anda, pes ettiğimiz anda park ettik ki G5'in önünde durmuşuz. Ya işte nelerle uğraşıyoruz. Tamam hadi gezmeye başlıyoruz. Hazırlan, evet. Hızlı. Tamam. Diyoruz ki. Aga bu bizim altına... kaderimiz. Elektrikler. AVM'de elektrik gitti. İnanılmaz. Challenge. Karanlıkta challenge. Ön kamera flaşı yok mu? Ön kameran flaşı yok. Flaşı yokmuş. Hadi kapıya doğru ilerleyelim. Bak olmayız zaten. La Casa de Papel. Soygun yapıyoruz şu an. Ay dur, yukarı kata mı çıkacağız, çıkışa mı? Çıkışa çıkmak için yukarı kata çıkacağız zaten. Hayır. Otobüs tek var. İçeriye geçebileceğimiz. Tamam, otobüs dur, dikkat et. Aa geldi. Geldi elektrikler. Aa bulanık alıyormuş. Kamera silmedik. Kayda girdim. Kaçma. Şeye, foruma geldik. Vedat abiyle bir görelim dedik. Evet. Ekleyeyim dedim. Vedat abi poz ver de kızlar görür ya. Şöyle bir yakışık olur da. Güzel misin? Ben paylaşacağım. Paylaşacağım tabii. Dur lan, çekme. Beleş'e reklam yapıyoruz EPP yine. Şimdi az önce aradım. Neredesin dedim. İçerideyim dedi. Gel de dedim. Emzik alacağım dedim Kadir abi. Biraz daha bağırsaydın abi. Mağazadayız zaten, ağır. Şu an kayıttayız bu arada. Antep Ülon'a başladım. Arabayı buraya park ettim, gelmişken sizi göreyim dedim. Herkese merhaba. Tanıştırayım sizi. Kadir abi eski Türkcell'de çalışırken mağaza müdürümüzdü. Evet, artık ebebek. Artık Antep'e gelir de Forum AVM'ye girerseniz gelin burada size kahve ısmarlar. Çok bonkördür kendisi. Öyle bir şey yok. Şimdi ben tamam, çok uzattım videoyu biliyorum ama geziye başlıyoruz arkadaşlar, merak etmeyin. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Hazırız. Şu anda 25 Aralık Panorama Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Çok sıcak. Tarihini. Çok sıcak. Tarihini birazdan Merve anlatacak bize. Çok yakın tutmana gerek yok, o zaman ses boğuluyor. Şöyle kamera açsın ayağını. Şöyle tutalım. Ata bir şey söyleyince evet. Tam tersini yapma seviyem. Buraya da birkaç şöyle lise falan geldi bence, çünkü çok kalabalık. Evet, göstereyim size orayı. Gençler burada. Bu Panorama Müzesi'ni böyle çok eskiden yapılmış bir müze değil. Yaklaşık bir 4-5 sene falan oldu gibi düşünüyorum. Çünkü evet. Aklım yetiyor yapıldığına 2016'dan yani. 2016'dan sonra yapıldı. Darbeden sonra yapıldı burası. Evet. Bir de senin sesini duymamış olabilir. 2016'dan sonra yapıldı. Evet. Bir de biz bu müzeye önceden beraber gelmiştik. Diyarbakır vlogu çektiğimiz arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edenler. Evet. Ezgi, Rojbim, ben. Rabia. Bir de Rabia Yunduk. Evet, Rabia. Rabia'ya selamlar. Selam. Hepinize bolca selam. Ezgi, Kıskan. Biz hala devam ediyoruz. Öyle, çok beğenmiştik ve size göstermek için tekrardan geliyoruz. Evet. Umarım aynı heyecan ve aynı vibe'la inceleriz. Hemen şöyle bir kısa özet geçiyorum. Ne diyorduk? Abone olmayı unutmayın. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Benim soy isimlerle ilgili bir sorunum var sanırım. Benim o Rojbin'in arkadaşımın, şu gölgede durup konuşalım biraz. Evet. Rojbin'in soyadı Kurkuter. Ben Rojbin'in soyadını Korkuter diye biliyordum. Ben de öyle biliyorum. Hayır, Kurkuter. Kurkuter'miş, yeni evet, öğrendim. Atanın da adını Atatürkan, yani Türkan diye biliyordum. Türkan, kız ismi olan Türkan. Evet, kız ismi olan Türkan biliyordum. Ama meğersem atacığımın adı, soyadı Atatürkkan'mış. Evet. Evet. Bu isme kimse inanmıyor. Geçen mağazadayım bak. Bir hikaye anlatacağım yine size. Geçen mağazadayım. Şu üzerindeki tişörtü Defacto'dan aldım. Defacto'ya girdim. En son kız dedi fatura kesmem için isim soy isim alabilir miyim dedi. Atatürkkan dedim. Kız da onda kaldı. Tekrar alabilir miyim? 3 kere söyledim ismimi. Ondan sonra ne kadar havalı ismim varmış dedi. Kızın Instagram'ını aldım. Hala görüşüyoruz. Bolca selam sana. İşe alamazsaydın bari kızı. Ya ne olacak, bir şey olmaz ya. Hep yaşıyorum bu olayları, hep yaşıyorum. Normal şey. İnanamıyorum ya, ne kadar bir mütevazisin. Biliyorlar bunu tüm arkadaşlarıma, söylüyorum. Siz de bilin, siz de benim arkadaşımsınız. Panorama Müzesi'nden merhabalar. Alıyor sesini sonra. Ufak bir detay geçelim buraya.
Ben anlatayım mı? Bence sen anlat çünkü senin olayın. Olaylar bitmiyor zaten, benleyseniz olay bitmez. Yavaştan yürüyelim biz. Şimdi arkadaşlar... Arkadan kalabalık bir tur geliyor. Heh, grup geliyor. Sesini. Şimdi ben kredi kartlarını falan hepsini arabada bıraktım. Tüm nakit para aldım yanıma birçok yerde. Çünkü nakit para kullanacağımız için. Sonra dediler ki kredi kartınız varsa uygulayın. Öğrenci misiniz dedi. Hayır dedim. İşte nakit verelim dedim. Önce nakit çözüm, oradaki kadın dedi ki hemen siz geçin, nakiti sonra verirsiniz gibisinden bir olay geçti. Arkadaşım kartını bastı, onu da kabul etmediler. Ki kendisi öğrenci olduğu içinmiş, onun kartı kabul olmuyormuş. Ve buna bir düzenleme getirin bence. Müze kartlar geçersiz burada arkadaşlar. Kesinlikle şöyle bir şey müze kartıyla gelmeyin. Evet. Şimdi burayı, bu müzeyi belediye yaptırdığı için müze kart geçerli değil. Otobüs kartları geçerli. Gaziantep'e ait otobüs kartları geçerli. Otobüs kartın yoksa da kendin gelip buradan bir miktar ücretini ödüyorsun. Sana küçük bir kart veriyorlar. O kartla içeriye girebiliyorsun. Ama Panorama Müzesi'nde müze kart geçerli değil. Çünkü Panorama Müzesi belediyeye bağlı olduğu için. Evet. Bilginize. Burası İngiliz kolonilerin yazlık kıyafetleri. Şöyle. Zaten böyle filmlerde falan da ben belli oluyor böyle. Burayı alma, burayı kes, başlamayalım. Burası İngiliz kolonilerin yazlık kıyafetleri. Burası Ermenilerin. Bu Ermeni çetesinin kıyafeti yani. Bilmiyorum, bunlar farklı dönemlere mi ait acaba? Çünkü bununki çok böyle şey kalmış, böyle sade kalmış gibi sanki. Evet. Ve çok donanımlı değil gibi. Bunda bence kurşunları böyle dizdik. Ya şu kumandan kıyafeti, gibi. Şu asker kıyafeti. Bak bu komutanın, bu da askerin. Bu da askerin kıyafeti. Ondan dolayı öyle duruyor. Sadece renkleri farklı. Bak bu da... Fransız Ermeni. Fransız mı? Ben şey sandım ya. Hacca giden bir dayı sandım. Ben beyaz giymiş ya. Evet, Fransız Ermeni. Yabancı lejyonu, Ermeni lejyonu asker kıyafetleri. Yani Fransa'ya katılmış olan yabancı uyruklu askerlerin kıyafetleri de evet, böyleymiş. Evet, bu da Fransa'ya katılan yabancı uyruklu yüzbaşıların kıyafeti. Evet. Bence farklılık şeyde var, yakalarındaki yazıların rengi mi gitmiş? Acaba bak kasklara bak, şapkalara bak. Evet. Onun dışında olabilir. Kemerlerden gerçek zaten bilgisi, da oluyor. Bir kadının bilgisi gerçekten evet. Farklı. Bir de kollarda zaten 3 çizgi yüzbaşı olarak gösteriyor kendisini. Bunlar yüzbaşıların şeylerin, kepleri, evet. Zeymenleri. Sessiz olalım şimdi, sesi duyuyor musunuz? Güp güp, güp güp. Dur kız sen sus da duysunlar. Duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kalp atış sesleri. Evet, evet, buranın özelliğini hemen bize gösterir misin Merve Hanım? Hemen. Hemen ilerliyoruz. Öncelikle çok pardon. Buradaki zamanında... İnfaz mı diyorlardı? İşte öldürülen insanların kolları ve iki insanın burada ölen kalp atışı hızlandı dikkat ederseniz. Ellerini tutunca bir hayata bağlıyorsunuz onları aslında. Evet. Ben de hayata bağlamıyorum. Bu his çok güzel. Kesinlikle evet. Size burayı şöyle özetleyebilirim. Antep Kalesi'ne giderken yol üzerinde zaten Forum AVM'den buraya doğru gelirken içerisi serin, uğramanızı tavsiye ederim. Yalnız dediğim gibi müze kart geçmiyor. 20 lira bir parayı da hak ediyor mu siz size? Hep siz kendiniz karar verin. Ben çünkü burada sadece yorum yapmakla yükümlüyüm. Karar sizindir. Burada sesli bir anlatım mevcut yabancılar için. Evet. Yani İngilizce bir şekilde de anlatım var tabii ki de. Buradan okuyup tarihi de öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi ben daha önceden geldiğim için burayı fazla anlatamayacağım size ki eğer anlatacak olsam sadece bu müze bir video olurdu. Evet. Şimdi öyle bir yere geldik ki mikrofonu açabilir miyiz? Çok ses var. Şöyle. Açar mısın? Daha ürünü alalım. Bak bunu ileriye getiriyorsun. Yeşil ışık. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar öyle bir yere geldim ki birazdan göstereceğim size. Şu anda burada savaş var. Savaşıyoruz. 25 Aralık'ı anlatan, zaten müzenin adından da anlamış olduğunuz üzere 25 Aralık'ı anlatan bir bölgedeyiz şu an.
Bu arada küçük bir bilgi, 25 Aralık Antep'in kurtuluş tarihi. Evet. Hemen dönüyoruz. Eşek hakkında bir şeyler söyle. Valla aşağıdaki her şey, yani eşek daha gerçekçiydi. Ay şu adam ne kadar gerçek duruyor. Çeksene o mavi olanı. Çok gerçekçi. Gerçekten bu ses çok etkiliyor insanı ya. Şurada da bir ata, bakırlar falan var. Dibinden girseydin bir. Yakın. Çok iyi bebek korkunç gibi. Bir de gerçek zannettim. Şurada da bir yerde mi var acaba? Ay, artık dikkat. Ay gel gel ata. Ne oldu? Sese bak. Şimdi dışarının sesi geliyor arkadaşlar size. Dinleyin. Şu an adamın ayağını kesiyor burada. Ve testere benzeri bir şeyle kesiyor yani. Korku dolu bakışlara bak. Tabii ki de sağlık için yapıyor bunu. Şu anda da olduğu gibi. İçeri gerçekten çok kötü kokuyordu. Gerçekten mi kesiyor acaba? O kadar da değil ya. Evet, çıkışa geldik. Çıkış, exit. Merve Hanım, beni bıraktınız, gidiyorsunuz. Karanlıktayız. En çok sevdiğim yer burası. Çünkü çok güzel fotoğraf çekiyor. Ya çıkışı da böyle. Anlatsak çok detay var. Çok da geniş bir alan. Ben size özet geçiyorum. Aa, benim fotoğraf çektiğim yer. Atamız. Evet. Ha, bu kısmı çekme. Çünkü atama hakaret olmuş gibi oldu sizin atamı derken. Yok yani sizin YouTube'daki izlediğiniz Atatürk kan anlamında atı. Atası bu. Evet. Tabii ki de. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk. Çekmek için güzel bir yer. Evet. Böyle bir tutsana bir. Adımı yani bu adama bakarak, yani baş öğretmene, başkomutana bakarak bu adımı koydular. Ulu önderimize bakaraktan gerçekten de benim adımı koydular. Tek amaç buydu yani. Atatürk'e adım benzer olsun diye. Atatürk'e o kadar ki bağlıyız. Arkada bir şey yok zaten. Son orada bir buraya... şey çekiliyor. Dijital fotoğraf çekiliyorsun. Böyle seni şeyde evet gibi gösteriyor. Arkada dijital fotoğraf çekiliyor. Göstermeye elektrik olmadığı için var, gözükmüyor şu an. Elektrik yok. Ha, elektrik yokmuş. Pardon. Ben buraya Mayıs ayında mı gelmişim? Mart ayında mı? Mayıs sanırım. Mayıs ayında geldiğimizde buraya not bıraktık. Acaba burada hala duruyor mu? Ve bunların içinde nasıl bulacağız? Videodan bence bakalım. Bence çektiğim bir tane. Şimdi burada müzeyi gezen arkadaşlar not bırakabiliyor. Burada zaten birçok kişinin notu var ki aralarında benim notum da var. Arayıp bulabilirsiniz. Şimdi yeni bir not da bırakıyoruz. Mayıs ayında gelmiştik en son. Şimdi tekrar geldik. Tekrar evet, bir not yazıyoruz. Geçen sefer Ata yazılı diye bana yazdırmış. Evet. Yazılı diye bana yazdırmış. Yine ben yazdım. Şimdi ben cümleyi söylüyorum sana. Burayı evet kapatıyorum. Evet, ben cümlemi söyledim. Altına imza olarak Ata mı yazacağım, Merve mi yazacağım? Ata da Merve de yazdı. Bari benim soyadımı da yazsaydı. Ben adım ve soyadımla reklam yapıyorum çünkü. Evet, şimdi notumuzu göstereceğiz. Bir yere koyalım onu Merve Hanım. Şöyle, maalesef yukarıya asamayacağız çünkü boyum küçük. Şurada. Hayırdır, zorlama. Oraya koy. Tamam. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Hemen okuyorum. Milli mücadele ruhunu en derin şekilde yaşatan, böyle sesli, görsel, tarihte bir yolculuğa çıkaran bu müzeyi yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz böyle sosyal etkinlikleri de böyle not bırakma gibi küçük detaylar da gerçekten insanı etkilemiyor değil. Çok başarılı bir çalışma olmuş. Bir gelin derim, gezin. Yani gördünüz, kafanıza yatıyorsa gelin siz. Hadi biz devam edelim. Evet, şimdi müzeden çıktık. Antep Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Buraya kale altı deniyor. Kale altından ilerliyoruz. Burada ciğerciler, kebapçılar, tatlıcılar, bakkalcılar. Her şey burada. Her şey bu caddenin üzerinde. Genellikle burası yoğun oluyor çünkü turistlerin evet çoğunluğu buraya geliyor kaleden yani sonra. Yani Antep'in merkezi burası. Şimdi 1-2 dakika sonra göreceksiniz zaten. girişler burası. Çok susadım. Video çekmek kolay değil. Şimdi yanımda her gelen arkadaşım aynı şeyi söylüyor bana. Su aldık, su içeceğiz. Ama önce şu videomuzu bir kapatalım. Antep Kalesi'nin oraya geldim mi tekrardan kayda devam edelim. Bir de
Kale altı değil, gal altı. Ha, gal altı, gal altı. Burada öyle diyorlar, gal altı.